icadından bir asır geçti. Ancak o günümüzün vazgeçilmez iletişim araçlarından biri. Ortak ettiğiniz kişi sevgiliniz, işte sevgili Mustafa Ceceli adına şarkılar, şiirler yazılmaya devam ediyor. Dünya nüfusuna ulaşabilme kapasitesi olan radyo vazgeçilmez araçlardan biri. Eskiden sadece evde ve arabada dinlenilen radyo, günümüzde hem internet hem de cep telefonu aracılığıyla daha fazla dinleniyor. İnsanlar radyo dinlerken hem hüzünleniyor hem eğleniyor. Radyo sayesinde insanlar duygularını ifade edebiliyor, kimi sevgisini, kimi coşkusunu. Sözcüklerin anlam bulduğu yerdir radyolar. Kimi arabada, kimi iş yerinde, kimi evde, kimi sokakta dinler. Yani yaşam alanımızın her yerinde. Bir şişeye sığacak kadar küçük, bütün kıtaları içine alabilecek kadar büyüktür. Radyolar hayatımızda büyük bir öneme sahip. İş yaparken de tabii işimizden bizi alıkoymadığı için radyo dinlemeyi tercih ediyorum. Sanat müziğine karşı inanılmaz bir sevgim var. Radyolar bizim vazgeçilmezlerimizden birisi olmaya devam ediyor. Onlar gerçekten bizim vazgeçilmezimiz. Radyo dinlerken gerçekten hem dinleyici hem radyo çalışanları, radyo programcıları farklı bir boyuta bürünüyorlar. Bu vesileyle Dünya Radyo Günü'nü kutluyorum. Değerli dostlar, dünyaya, çevreye, sosyal açıdan bir pencere. Mutlaka ihtiyacımız var. Gerek haber açısından, gerek çevrede olup biteni, dünyada, siyasette olup biteni. Sosyal pencere. Sesli pencere değil. Zamanımızı en güzel değerlendirme aracı. Ve geçmişte bütünleşiyoruz. Radyo güzel müzikleri, türküleri, sohbetleri hoşuma gittiği için akşama kadar dinliyorum iş yerimde. Akşamda yemek yaparken, iş yaparken yani onunla dinleyip vakit geçirebiliyoruz. Radyo dinlerim, radyoya çok önem veririm. Çocukluğumdan, 10 yaşımdan beri sürekli her gün radyo dinlerim. Slow parçaları dinlerim. Onun gibi hani radyo spikerlerini dinlerim. Radyo spikerlerini dinlemeyi çok severim. Özellikle hani seçiciyimdir biraz bu konuda.